Konumuz ekmeğin fiyatı. Tokat'ta, Zile'de. Ama zam değil haberimiz. Tam tersine Zile'de bir fırın ekmeği 3 liradan satmaya başladı ve rekabet baş gösterdi. Haliyle vatandaşa yaradı. Fırıncıların arasında rekabet bize yarıyor yani. Fırıncılar yarışa girdi, vatandaşın yüzü güldü. Ekmek ilçede 3 liraya düştü. Tokat'ın merkezinde ekmek 4 liradan satılırken Zile ilçesinde 3 liradan satılıyor. Vatandaşlarsa diğer fırınlara göre daha hesaplı olan fırına ilgi gösteriyor. Önceki yıllara göre tabii ki uygun değil ama burası şu an öbürlerine göre daha uygun. O yüzden burayı tercih ediyoruz. 3 liradan ekmek satan fırının sahibi Muhammed Ay, esnaflar arasında yaşanan rekabet nedeniyle fiyatları düşürdüklerini söyledi. Hal böyle olunca bu durum vatandaşa yaradı. Bizi kurtardığı şekil bu. Esnaf arkadaşların biraz da rekabetleri var. Bize karşı olan tepkilerinden dolayı ben de bu fiyat kurtardığı için veriyorum. Efendim, insanoğlu ne zaman iyi giyineyim derdine düştü. İşte o zaman pamuk değer kazandı. Pamuğun tarımı çok eski ama modern kapitalizmin temelinde pamuk var derler. Hatta sanayi devriminin. Sosyal bilimciler böyle der. Beyaz altın pamuğun tarladan toplandığında pek bir anlamı yok. Pamuğa değer katan fabrikalarda işlenmesi, boyanması. Ama bunlar da masraflı. Özellikle boyanma. Dünyada artık renkli pamuk da yetiştiriliyor. Türkiye'de de renkli pamuk tohumu elde etmek için çalışmalar var. Haberimiz pamuk üretiminin ana merkezlerinden Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da renkli pamuk üretimi için 2 genotipin bölgeye uyumlu olduğu tespit edildi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Haliloğlu öncülüğünde 3 yıl önce başlatılan doğal renkli pamukların Harran Ovası koşullarında performanslarının belirlenmesi projesi devam ediyor. Proje kapsamında yurt içi ve dışından temin edilen renkli ve beyaz pamuk tohumları Harran Üniversitesi Osman Bey yerleşkesindeki deneme alanına ekildi. 14 renkli genotip ve 2 beyaz pamuk çeşidinin ekiminin yapıldığı çalışmada farklı tonlarda kahverengi ve açık yeşil renk pamuklar yetiştirildi. Böylece 2 genotipin bölgeye uyumlu olduğu belirlendi. Özellikle bu renkli pamuklarda en büyük sıkıntılardan biri de bitki boylarının fazla uzun olması. Burada farklı dönemlerde ve dozlarda bitki büyümeyi durdurucu bir hormon olan piksi kullandık. Bu çalışmanın sonucunu biz yüksek lisans tezi olarak yayınlayacağız. Ayrıca buradan elde ettiğimiz lifleri de Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümündeki bir hocamızla beraber bir firmada biz bunun tekstilde ne aşamada bir etkilenme vardır onu göreceğiz. Yani bundan iplik, iplikten de kumaş, kumaşın mukavemeti gibi benzeri özellikleri inceleyecek. Hasadın tamamlanmasıyla araştırma yapılan 200 dekar alanda ekilebilecek kadar tohum olacak. Bazı tekstil firmaları bu tohumlardan talep ediyor. Türkiye'de yıllık pamuk üretimi ortalama 8.700.000 ton seviyelerinde. Üretimin %85'i de Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Hatay, Adana ve İzmir'de yapılıyor.